Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz dünyayı etkisi altına almış olan ve ülkemizde de görülen bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Ben de bu salgın hastalığa karşı dikkat çekmek için bu videomun giriş konuşmasını bir maskeyle yapmak istedim. Tedbirlere uyalım arkadaşlar. Devlet büyüklerinin söylediklerine, doktorların söylemiş olduğu kurallara uyalım. Koronavirüs denen bu salgın hastalığı hep birlikte beraber yenelim arkadaşlar. Ben İzmir'de yaşıyorum. Günlerden pazar. Yaşamış olduğum şehirde şu an sokağa çıkma yasağı var. O yüzden çalışmıyorum. Bugün izinliyim. Ben de bugün fırsattan istifade sizlere bir video çekmek istedim. Bu videomda sizlerle birlikte kullanmış olduğum arsa aracımın rengini değiştirmeye çalışacağım. Daha önce hiç böyle boyama işlemi, sprey kullanma işlemi falan yapmadım. O yüzden olup olmayacağından pek emin değilim. Ama inşallah olur diye umut ediyorum. İnternetten boya sipariş verdim. Bu boyanın ismi Plastidip. Kullandıktan sonra sökülebilen bir boya. Normalde bu RC araçların kepleri arkadaşlar içeriden boyanıyor. İçeriden boyandıktan sonra yani bir kullanımlık oluyor. Tekrardan boyayamıyorsunuz. Ama ben bu boyayı alarak yani üstünü bir boyamaya çalışacağım. Önce bir siyah astarla, mat siyah astarla bu rengi, mavi rengi kapatacağım. Ondan sonra bu bukalemun denen bir efekt var arkadaşlar. Arabayı rengarenk gösteriyor. Bu boyayı aracın üstüne uygulayacağım. İnşallah olur ve güzel bir sonuç elde ederiz. Öncelikle bu kepin maskeleme işlemlerini yapacağım arkadaşlar. Yani boyanmasını istemediğim yerleri maskeleyeceğim. İşte farlar olsun, cam kısımları olsun, cam aksamları olsun. Şurada ön tarafta benim siyah lipim vardı. Ön panjur vardı. Bunları ben boyanmasını istemiyorum yani siyah kalmasını istiyorum şu anda olduğu gibi. O yüzden buraları maske bandıyla bantlayacağım. Ondan sonra boyama işlemine geçeceğim. Bu boyama işlemi iki videodan oluşacak arkadaşlar, iki aşamadan oluşacak. Hem bu video uzun olmasın diye hem de bu siyah astarla yani mat siyah astarla boyadıktan sonra siyah rengini de merak ediyorum. O yüzden birkaç gün o siyah rengiyle duracak araba. Ondan sonra efekt boyasını üstüne atacağım. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Şimdi aracın maskeleme işlemlerini yapalım birlikte. Ondan sonra da boyama işlemini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle kepi çıkartıyorum aracın üzerinden. Kepin içeriden aynaları tutan tokalar var. O tokaları çıkartacağım. Şöyle aynayı çıkarttım. Şöyle spoiler'ı da çıkarttım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kepin maskeleme işlemlerine başladım. Görmüş olduğunuz gibi kepin üstündeki aynaları, spoiler'ı falan söktüm. Kepin üstündeki sticker'ları da söktüm arkadaşlar. Fakat biz bu kepi 4-5 sene önce yaptığımız için bu üstündeki sticker'lar sertleşmiş. Ben bunları çıkartırken o yüzden bunlar kırılmaya, bozulmaya başladı. O yüzden ben de artık sinirlendim, söktüm attım üstünden bu sticker'ları. Sonrasında internetten baktım bu stikerleri, yani bu aracın stikerleri var mı diye. Bunlar böyle bir A4 kağıdı üzerinde ufak ufak stikerler arkadaşlar. Kapı kolları, farlar işte, arka farlar, ön farlar gibi böyle bir stikerler. 250 TL gibi bir fiyat istemişler bu stikerlara. Kepi o paraları almıştım ben zamanında. O yüzden çok fazla geldiği için gözüme bu fiyat, almak istemedim. Bu ön camı da sökerken bozdum. Şöyle gösterebilirim içeriden de. Hani siyah kısmı yok bu ön camın. Şöyle bir şey yapacağım. Siyah folyo alacağım. Parlak siyah folyolar var. Biliyorsunuzdur muhakkak. Camın ölçüsünü ben çıkarttım. Şu şekilde göstereyim. Mesela şöyle. Diğer camların da ölçülerini çıkartacağım. Bu ölçüleri üstüne koyup siyah folyoyu keseceğim. Buraları uygun bir şekilde yapıştıracağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Siyah parlak bir şey olacak. Maskeleme kısımları çok uzun sürdüğü için arkadaşlar, ben onları tek tek hani kamera kaydını almıyorum video çok uzun olmasın diye. Bir de maskeleme zor arkadaşlar. Maskeleme yapmak. Şuraya bant kesiyorum. Şu maske bandından şuraya kesip koyuyorum. Ondan sonra o ölçüye göre kesmeye çalışıyorum. Tabi bu zor oluyor. Bunun yerine o bulmuş olduğum, internetten bulmuş olduğum sticker resminin mesela farı buluyorum. Far ölçüsünü kesiyorum şu banda göre. Kendime bir taslak çıkartıyorum yani. Ondan sonra o farı kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum şurada yapmış olduğum gibi. Güzel bir maskeleme yapmaya çalışacağım. Çünkü güzel bir maskeleme yaparsak boyama işlemimiz de güzel olur arkadaşlar. Ben maskeleme işlemine devam ediyorum. Bitince görüşürüz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, maskeleme işlemlerimiz bitti. Ön farları, ön panjuru, alt lipi, şurada ufak detaylar vardı, onları maskeledim. Arka farlar, arka difüzör diyebiliriz. Maskeleme yaparken aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu aynaları da, pardon, ön camı, arka camı, yan camları da maskelemiştim. Hatta şurada maskeleri daha duruyor. Şu şekilde gösterebilirim. Şöyle. Şöyle çevireyim. Şu maskeler hala burada duruyor. Ben bu arabayı boyarken şu anda rengini kapatabilmek için, yani bu mavi rengi kapatabilmek için öncelikle 3-4 kat siyah astar atacağım. Mat astar. Yani şu boya. Hem mavi rengi kapansın diye, hem de üstüne atacağım bu kremin rengi daha iyi tutsun diye, siyahın üstünde daha iyi göstereceği için kendini, bu şekilde bir siyah astar atacağım. Ben buraları dedim kapatmayayım, maskelemeyeyim. Önce siyah astarlı bir astar boya atayım. Daha sonra şu bu kalemun dediğimiz şu rengarenk sprey boyayla boyayacağım zaman yaptığım maskelemelerle buraları dedim maskelerim. Ondan sonra rengarenk boyayı boyarım. Sonra bu maskeleri sökerim. Zaten burada siyah kalmış olur düşüncesine girdim. Umarım istediğim gibi, beklediğim gibi olur. Ben tabii böyle hayal ediyorum. İnşallah olur. Eğer güzel olmazsa daha sonrasında şey yaparım. Siyah folyo bulurum. O folyoyla yine bu şekilde keserim. Buraları kapatırım. Şimdi astarımızı atmaya başlayacağım. Astarı bildiğim kadarıyla, yani internetten takip ettiğim, okuduğum kadarıyla 4 kat astar atacağım. Her astarın arasına bir 15 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra 2 katta bu kalemun dediğimiz rengi boyayacağım. 2 katta bunu atacağım üstüne. İnşallah düşündüğümüz gibi, beklediğimiz gibi, umduğumuz gibi olur. Boyama yapmadan önce kepin üstünde kalan bu yapışkan lekeleri falan var. Onları güzelce bir temizleyeceğim, sonra kurulayacağım. Ondan sonra balkona geçip boyama işlemine başlayacağım arkadaşlar. Evin içinde niye şapka taktığımı merak edenleriniz olabilir. Şimdi ben bu videoyu farklı farklı günlerde çekiyorum arkadaşlar. Tabii bu süre içerisinde biliyorsunuz berberler falan kapalı olduğu için ben de kafamı makineyle evde kendi imkanlarımla 3 numaraya vurdum. Yani bayağı bir kısalttım. Kel gibi oldum. O yüzden şapka takma gereği duydum. Sizin karşınıza böyle çıkmak istemedim. Hadi işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Kepi sildim, güzel temizledim, pürüzsüz bir zemin oluşturmaya çalıştım. Şimdi siyah mat astarımızı uygulayacağım. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bir kat astar atacağım. Ondan sonra 15 dakika bekleyeceğim. Sonra bir kat daha astar atacağım. Bir 15 dakika daha bekleyeceğim. Yani şu mavi renk kapanana kadar ortalama bir 4 astar atacağım. 4 kere atacağım. Arasında 15'er dakika bekleyeceğim. Hadi bismillah diyelim, başlayalım arkadaşlar. Bayağı bir boyu zor oluyor yani. Bir de Ramazan şu an niyetliyim. Bir de şimdi buradan çıkan tozlar falan da kameraya gelecek diye korkuyorum. Yani kameranın lensini bozmasından falan korkuyorum. O yüzden şöyle yapalım. Ben kaydı durdurayım. Hani ara ara görüntüler paylaşmaya çalışırım. Kaydı durdurayım. Ben bitirmeye çalışayım bu şekilde boyayı. Ondan sonra sonucunu hep birlikte görelim. Zaten az çok yapılan işlemi gördünüz. Bu şekilde şöyle boyamaya çalışıyorum. Rengini kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yaptığımız işlem şu an için bu. Şimdi aracın üstüne birinci kata attım. 15 dakika bekleyeceğim. Yalnız üstüne dikkatimi çeken bir şey oldu. Size gösterebilecek miyim bilmiyorum ama şöyle bir göstermeye çalışayım. Üstünde şöyle bir çatlaklar oldu. Niye bu çatlaklar oldu anlamadım. Böyle görünüyor mu bilmiyorum şu anda ama. Hatta sadece üstüne değil, yanlarında da olmuş. Her tarafında oluyor şu anda bak. Gördün mü? Bakalım ikinci, üçüncü, dördüncü katta kapanır inşallah diye umuyorum. Evet arkadaşlar, astar işlemimiz bitti. Bence güzel oldu. Rengi de kapattı, mavi de rengi de kapattı. 4 kat falan astar attım 15'er dakika aralıklarla. Nasıl söylendiyse o şekilde yaptım. Ama şuradaki çatlaklar falan gitmediler. O muhtemelen benden kaynaklı arkadaşlar. Ben ilk başta ilk katı atarken elime aldım kepi. Orada herhalde boya bir çatladı bilmediğim için ben. Sonra üstünü kapatmaya çalıştık ama birazcık görünüyor. Çok fazla göze batmıyor ama birazcık görünüyor şu an o çatlaklar. Şimdi videonun başlarında söylemiş olduğum gibi cam kısımlarını falan maskeleme yapacağım. Yani buradan siyah kalmasını istediğim için. Maskeleme işlemi bittikten sonra da 2 ya da 3 kat duruma göre bakacağım. Renkli olan efekti arabanın üstüne uygulayacağım. Ve ondan sonra işlemimiz bitmiş olacak. Videonun başında da söylemiştim arkadaşlar. Bu videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bu boyama işlemini 2 aşamadan oluşturacağım. Şu anda bu aşamada işte maskelemedir, astardır işlemlerini hallettik. Bir sonraki videoda da aracın boyanmasını istemediğim yerleri maskeleyeceğim. Ve renkli boya uygulamasını yapacağım. Bir sonraki videoyu izleyerek arkadaşlar sonucun nasıl olduğunu görebilirsiniz. Hadi daha fazla beklemeyin. Bir sonraki videoya geçin arkadaşlar. Hep birlikte aracın boyama işlemlerini bitirelim.